Bugün mağazalarda indirimler başlıyor. Burada da meşhur kübik evler var. Bakalım. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Günaydın arkadaşlar, uyandım. Hemen çayımızı açalım. Bugün 21'deyiz. Şurada. Bright Mood çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama burada şey yazıyor. Bu çay mutluluğa inananlar için. Çok güzel. İçerisinde şerbetçi otu var, tarçın var ve portakal kabuğu var. Bugünkü sözümüz de give forgiveness that is your greatness. Yani burada şey yazıyor. Bağışla, bu senin büyüklüğün. Dünkü videoda bir yorum gördüm ve bu gerçekten doğru. Biri şey yazmış. Yurt dışında yaşayan herkes bilir ki Aralık ayında şeker ve çikolatalar sonsuz derecede yenir. Kalan bütün aylarda çıkan sivilceler neden çıkıyor diye dırdırlanır. Bu ay sağlıklı yaşam falan hak getire yani. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama her taraftan bir şey geliyor. Hani sen eve almazsan bile geliyor. Tuhaf bir şekilde. O yüzden Ocak ayında gerçekten toparlanacağım. Spor desen onu da pek şey yapmıyorum artık. Of, eski düzenimi özledim ama. Ama Ocak ayında ya. Şimdi şey yapmayacağım o kadar. Zorlamayacağım kendimi. Şimdi çay biraz soğusun. O arada mandalina yiyeceğim. Ya tarçının tadı çok yoğun geliyor ama portakal kabuğunun da böyle hafiften tadı geliyor. Güzel ikili. Bugün mağazalarda indirimler başlıyor. Bence normalde bugün başlamayacaktı. 2 hafta sonra ya da 1 hafta sonra başlayacaktı. Ama burada kapanma olduğu için, karantina olduğu için erken başlattılar. Bu akşam 8'de başlıyor işte Zara, Pull&Bear, Bershka, H&M'de var galiba hepsi. O yüzden biraz geziniyorum. Çok bir şeye ihtiyacım yok ama güzel bir şey bulursam indirimde alırım. Ve annem eve geldi ya, annem bu süsü aldı. Yine böyle bir çam ağacı ama bunun etrafında ışıklar var. Gerçekten çok güzel. Diğeri böyleydi ama bu biraz daha şey kalıyor yanında. Bir tane daha alalım. Bu daha güzel. Evet, bir tane daha alacağız bundan. Beyaz karlısı var. Evet, alalım. Çok güzel. Ve anneme iş yerinden bir tane daha kutu geldi. Bakalım bunun içinde neler var. Bakalım. Aa, bu sefer daha çok yiyecek galiba. Bu ne? Beslenme kutusu mu? Kutusu. Beslenme kutusu. Sevgiler. Bu çok güzel şişe. Bu çıktı. Şey çıktı, fıstık ezmesi. Yok, fıstık ezmesi değil. Kurabiyeler. Bak, bu sefer daha çok yemeklik şeyler çıktı. Bu ne? Yine peynir. Bone fışığı. Kaka? Bone fışığı. Ne, bu cracker. Yine cracker çıktı. O kadar. Az önce eski mutfak tezgahını aşağı indirdik. Onu babam ve abim atacak şimdi. Sonra da hep birlikte kahvaltı yapacağız. Yine çok fazla yiyecek çıktı. Az önce şunun tadına baktım. Çok güzel. Böyle helva gibi, içerisinde kuru yemiş ve meyve var. Ve annemle burada kahvaltıyı hazırlıyoruz. Masaya bir şeyler koyduk. Ve Türk çayı demledim. Ya normalde biz kahvaltıda ya çok Türk çayı içmeyiz. Ama bugün herkes evde olduğu için canım Türk çayı yapmak istedi. O yüzden yaptım böyle. Bu bakır değil mi anne bu? Bu çok hoşuma gidiyor, gerçekten çok güzel. Böyle tutma yerleri de. Bunu Trabzon'dan almıştık. Ve kahvaltıyı yaptık. Şimdi abim ve kardeşimle birlikte dışarıya çıkacağız. Çarşıya gezeceğiz. Çarşı kapalı ama bazı hava almak için. 2 gündür evdeydim ben. O yüzden dışarıya çıkmak istedim ve sizi de alacağım yanıma. Biraz etrafı göstereceğim size. Şöyle kombinimi göstereyim size. Bu siyah boğazlı kaza giydim H&M'den. Altına da bu yeşil pantolonu giydim Zara'dan. Ve bunun üstüne de bunu giyeceğim. Ceket olarak. Makyajımı da yaptım. Çok az kapatıcı sürdüm. Maskara ve ruj. Rujum da bu Golden Rose Liquid Matte Ruju 16 numara. Böyle. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Ve saçımı düzleştirdim. Açık bırakmadım. Sadece böyle üstten topladım. Bu şekilde. Saçım uzadı. Önceden üstten topladığımda hep saçlar çıkıyordu ama artık çıkmıyor. İyi bir şey bu. Şöyle göstereyim size kombinimi. Botlarımı yine giydim. Cemil.
şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Burası şimdi bomboş ama burada normalde pazarlar kuruluyor. Ama artık kurulmayacak korona yüzünden, yani karantina yüzünden. Şöyle binaları göstereyim. Şurada bir bina var, onu kaleme benzetmişler. Şöyle. Şurada da kütüphane var ve iki tane kocaman ayak. Bunlar niye böyle koydular anlamadım. Önceden yoktu bunlar. Burada da meşhur kübik evler var. Ya bu evler eğri görünüyor, sanki böyle aşağıya doğru gidiyorlar ama içleri düz. Sadece görsel olarak öyle görünüyorlar. Biz de şimdi buraya gireceğiz. Çok güzel süslemişler. Böyle kocaman bir çam ağacı. Bunun içinde böyle küçük küçük yemek yerleri var. Hep çikolatalar var. Buradan sıcak çikolata alacağız. Ve sıcak çikolatalarımızı aldık. İçeride içemiyorsun, yiyemiyorsun. Dışarı çıkman gerekiyor. Ben tadına bakmıştım içeride. Sonra bir kadın geldi dedi işte burada yiyemiyorsun. Dışarıda yemen gerekiyor. Neyse bu çikolata, sıcak çikolatanın konsepti biraz farklıydı. Orada böyle çikolatalar duruyordu. Kendin tadını seçiyorsun. Hani şeyli vardı. Antep fıstıklı vardı. Karamelli fındıklı vardı. Ben karamelli fındıklı aldım. Kardeşim krem brüley aldı. Abim de Antep fıstıklı aldı. Şöyle sunumu bayağı güzel. Böyle kurabiye de koyuyorlar yanına. Bir tadına bakamadım ya. Çok şey koydular üstüne. Kaymak. Şu içindeki çubuğa takılı o çikolata. Abim çıkarsın göstereyim size. Şöyle içinde eriyor o. Şimdi tadına bakayım. Sonunda ulaşabildim sıcak çikolataya. Bana karamel fındık tadı gelmiyor. Biraz geldi gibi. Güzel. Ama çok yoğun bir tadı yok yine de. Cem bakayım seninkine. Cemil'inki krem brüley en çok satılanlardan bir tanesi. Ama o çok tatlı. Çekeceğinin bir filmi burada çekildi. Şuradan böyle kaydı aşağı. Öyle bir sahnesi vardı. Burada iki tane köprü var. Şurada Erasmus Köprüsü var. Şurada. Ve burada da kırmızı köprü var. Az önce böyle bir pizzacıya gittik. Hem pizzacı hem böyle market, hani pizza ya da makarna şeyleri satıyor. Ton balıklı pizza aldılar. Ben de böyle İtalyan ekmeği aldım. Vejeteryan, içerisinde sadece sebzeler var. Şeyinden çıkartayım göstereyim size. Ekmek bu şekilde çok güzel kokuyor. Çok iyi. Ve burada suyun ortasına böyle küçük küçük çam ağaçları koydular. Çok güzel ışık veriyorlar. Ve dışarıdan geldik. Hava buz gibiydi. Zaten bu gece en soğuk gecelerden bir tanesi olacak. Ama yine güzel gezdik. Hani dışarıda o yemek yerleri hep açıktı. Sadece içeride yiyemiyorduk. Dışarı çıkman gerekiyordu. Sıcak çikolata çok lezzetliydi ve o İtalyan ekmeği o kadar güzeldi ki aklım onda kaldı. Ahmet diyorum ki keşke 3-4 tane alsaydık. Hani çok lezzetliydi ve büyüktü bayağı bir parçası. Doydum. Şimdi babam aşağıda istiridye mantarı yapıyor. O onu fırında yapıyor. O da çok güzel oluyor. Ondan da az yiyeceğim. Çok fazla yiyemeyeceğim zaten. Tokum şu an. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Banyo yapacağım. Çünkü saçım çok yağlı. Pijamalarımı giyeceğim ve akşam yemeği yiyeceğiz. Ve banyomu yaptım. Şimdi Zara'nın uygulamasını sürekli yeniliyorum. Çünkü Zara bunu hep yapıyor. İndirimi 5 dakika önceden başlatıyor. Yani saat 8 diyor ama aslında 8'e 5 kala başlatıyor indirimi. 8'de de girince her şey bitmiş oluyor. Türkiye'de de böyle mi bilmiyorum ama Hollanda'da hep böyle yapıyorlar. Çok kötü. Ama çözdüm artık onları. Hatta bazen 10 dakika erken başlıyorlar. Zara'da bir tek bu şalı beğendim ama bu da stokta yok. Stokta yoktu zaten ama ben dedim ki belki indirimde yeni gelir. Ama gelmedi maalesef. Sadece Pull&Bear'den bir şeyler aldım. Göstereyim size aldıklarımı.
Şu Bökötet'i aldım. Şöyle. Bunu mağazada bir kere denemiştim. Şöyle bir jumpsuit aldım. Ve böyle bir üst aldım. Böyle kahverengi. Şu detay da hoşuma gitti. Öyle yani. Çok fazla bir şey almadım. Yine iyi tuttum kendimi. Ya sadece burada şey yazıyor, bir haftada gelecek ama biz haftaya Almanya'ya gideceğiz. O yüzden onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki erken geliyor. Yani inşallah. Bugünkü soru da kıyafetlerle ilgili. Dolabınızda en çok ne var? Yani daha çok ceket mi var, pantolon mu var, jean mi var, etek mi, elbise mi? Yani en çok ne var sizde? Ben de tabii ki hırka, onu biliyorsunuzdur artık. Bir 20-30 hırkam vardır kesin dolabımda. Ve arkadaşlar, burada videonun sonunu çekeceğim. Şimdi biraz edite başlayacağım. Sonra da uyurum çünkü bugün çarşıda galiba hava çarptı. Çok soğuk bir hava vardı. Böyle bir yorgunluk var üzerimde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.